UBP Parti Meclisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı da toplandı. Toplantı öncesinde herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaklaşık 30 dakikalık toplantı sonrasında Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi oy birliğiyle hükümetten çekilme kararı aldı. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ardından basın toplantısı düzenledi, açıklama yaptı. Öncelikle su konusunda şimdi de hayati öneme sahip ekonomik ve mali işbirliği protokolünün imzalanma süreçlerindeki sıkıntılar ve gereksiz zaman kayıpları da büyük sorun olarak halkımıza yansımıştır. Sorunlarla çözüm bekleyen çiftçimizin, hayvancımızın, narenciyecimizin, sanayicimizin, iş adamımızın, müteahhitlerimizin ve esnafımızın beklentileri bu süreçlerden dolayı geriye kalırken, son olarak da çalışanların maaşlarını taksitlendirmeye gidilmesi hükümet ortaklığımızı sürdürülebilir olmaktan çıkarmıştır. Kaldı ki bugün her türlü partisel hesapların ötesinde sadece ülkeye, halka hizmet hedefiyle iki büyük partinin oluşturduğu geniş tabanlı bir hükümetin varlığının tartışılması yerine reform nitelikli adımların değerlendirmesi yapılmalıydı. Bu nedenle halkımızın refah ve mutluluğu adına büyük umutlarla katıldığımız Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi hükümetinden çekilme kararı almış bulunuyoruz. Sorular bölümünde Hüseyin Özgürgün'e ilk olarak diğer parti ve bağımsız adaylarla görüştünüz mü sorusu soruldu. Şu anda tabii ki ben hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıyım. Bizim bakanlarımız tüzüğümüze göre 3 gün içerisinde istifa edecekler. Ve bu süreç yaşanırken başka bir hükümet diye bir derdimiz veya sık şeyimiz yok. Öyle bir noktada değiliz. Tabii ki burada bizim şeyimiz de yok. Yani bu görev sonuçta şu anda başbakanda. Başbakan bizim hükümetten çekilme kararımızdan sonra durumunu değerlendirecektir. O noktada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla da istişare edilecektir büyük bir ihtimal veya Sayın Cumhurbaşkanı'na eğer istifasını sunacaksa Sayın Başbakan sunacaktır. Sonraki süreçler tamamen dediğim gibi bizim dışımızdadır. Yani bir hükümet kurulması, yeni bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi veya herhangi bir şekilde başka bir oluşum, yani parlamentonun belki geçici seçim hükümetleri oluşturması, yani bunlar hepsi bizim olduğumuz ama bir parçası olduğumuz süreçlerdir. Yani bizim tek başımıza karar verecek parti meclisimiz devam etmemesi yönünde aldığı karar dışında bizim parti olarak şu anda diğer konular... Kararınız nihai bir karar mı sorusuna genel başkan şu yanıtı verdi. Şu andaki hükümetten çekilme kararımız nihaidir. Tabii ki hükümetten çekildikten sonra Sayın Başbakan'ın tahmin ediyorum ki büyük bir ihtimalle görevi iade etmesi gerekecektir. Ama yeniden Sayın Başbakan'a tekrar görev de verilebilir. Yani kendisine ya da partisinden bir başkasına. Veya Sayın Cumhurbaşkanı o süreçleri kendisi değerlendirir. Ona ben şu anda bir şey diyemem. Ama sonuçta tabii ki diyelim ki bir görevlendirme olduğu ve bizimle istişareye gelindi. Biz istişareleri yaparız. Tekrar parti meclisimize getiririz. Ancak bugün bu aşamada söyleyebileceğim sadece bizim tarafımızdan hükümetin, şu günkü hükümetin ortağı olarak görevimize devam etmeyeceğimizdir. O kesindir. Onun dışında tabii ki süreçler, önümüzdeki dönem oluşacak olan süreçlerde dediğim gibi fedakarlık yapmaya yine hazırız ama bu tabii ki bizim yetkili kurullarımızın kararları doğrultusunda olacak.